yaşındaki bir genç arkadaşımın kafasının karışık olması da doğal. Ama az çok ilgi alanlarını belirlemiş aslında olması da gerekiyor. Çok özür dilerim. Doğal falan değil. Değil mi hocam? 17-18 yaşında çocuğun hala ne seçeceği konusunda, hangi konulara yatkın olduğu konusunda, hayattan ne beklentisi olduğu konusunda belli düzeyde olgunlaşması gerekiyor. Ama buradaki suç çocukta değil ki. Bizde. Bizde, bizim eğitim sistemimizde. Hocam öyle soru geliyor ki şimdi bunu ben daha önce bizim yayınlarda da, televizyondaki yayınlarda da anlattım. Şimdi Türk dili ve edebiyatı mı, hemşirelik mi? Ne alakası var? Şimdi bu hani hangisini seçeyim de kararsızım. Şimdi ikisi uzak, o kadar birbirinden farklı ki. O kadar ki. Bağımsız. Mesela iktisat mı, işletme mi anlayabilirim. Hani bir evet. Ön lisans programlarında, evet. Sağlıkta ön lisans programlarında ergoterapi mi, fizyoterapi ya, mi? Tarih mi, edebiyat mı? Ya bak, ikisine de afiniten var. İkisini de evet. Seviyorsundur. Birini tercih edersindir. Sosyoloji mi, psikoloji mi? Ya biraz düşünebilirsin. Evet. Ama, ama şimdi hemşirelik mi, Türk dili mi? Ne alakası var? İş ilgisi yok. Evet. Işte ben karşıda hukuk mu, tıp mı? Ama kardeşim, o kadar ayrı dünyalar ki bunlar. Tabii. İki tane öğrenci örneği vereceğim. Bunlar ideal öğrenci tiplemesi. Olması gereken bu aslında. Bir tanesi bir hanım kızımız. Çak. Gönlü güzel bir kız. Okulunda çok başarılı, sınavlarında çok başarılı, sayısalcı, çalışmayı seviyor. İş disiplini var, çalışma disiplini var, puanları yüksek. Harika. Tıp istiyor. Ve hümanist bir bakış açısı var. İnsan sevgisi var kızda. Fedakarca. Ben de Afrika'ya gideceğim, onu bunu yapacağım diyor. İşte Anadolu'da onları bunları yapacağım diyor. Ne istediğini biliyor yani. Kız ne istediğini biliyor. Çocuk doktor olmak istiyor. Şimdi altyapısı var mı? Var. Yani tıp fakültesi okuyabilir mi? Okur. Yani görüntü o, okur. Rahat rahat okur. Tıp fakültesiyle tıpla hayat görüşü, hayat tarzı örtüşüyor mu? Örtüşüyor. Hani o oldu, yakıştı bu buna. Bundan olur. Bu gider. Bir başka öğrenci, ben çocuğumu kalktım, alnından öptüm. Aferin sana delikanlı dedim. Yine biraz fark var gibi ama fark yok aslında bir yönüyle. Pilot olmak istiyor. Ama ola ki olamadım diyor, uçak mühendisi olacağım diyor. Aslında ilgili çünkü, alanlar. Çünkü çocuğun odasında maketleri var. Bir sürü uçak maketi var. Çocuğun hobisi uçak. Fenerbahçe, Beşiktaş der gibi. Şimdi normal bir delikanlı konuştuğunuz zaman Fenerli bir delikanlı ilk 11'i sayar, yedekleri sayar. Bu çocuk jet uçakları ne zaman icat edilmiş, pervaneli uçak ne zaman varmış, pervaneli uçak Birinci Dünya Savaşı'nda icat edildiğinde makinalı tüfek ateş ederken pervaneye nasıl dokunmadan o kurşun geçiyormuş. İlgisi var. Aa, gördünüz mü? Evet. Ya çocuk zaten bunun için yaratılmış. Evet. Yani ilgi alanınızı mutlaka bu dönem keşfetmeniz lazım. Zaten keşfetmişsinizdir ama size empoze eden şeylere de kulakları tıkamak lazım. Bakın, hayat tarzı çok önemli. Bir güzel kızım var. Hocam diyor, ben tıp istiyorum. Ha, harikasın dedim. Neden? Ya hocam, çok prestijli meslek. Kazancı da güzel. Meslek garantisi de var. Ama bizim kızın dersleri o kadar şey değil. Ya, o kadar ağım şahım değil. Ders çalışmayla arası yok. Sıkıntıya gelemiyor. O işin hani parıltılı kısmı peşinde. Ama şunu bilmiyor. Bu doktor tayfası çok çalışırlar. Dışarıda geceleri, hani geceleri gündüzleri gece, yoktur. Tabii o gece nöbette onlar böyle belki böcek geziyordur onun şekerinde. Evet. Çay koyduğu şeker de böcek geziyordur. Sevmeden yapılacak iş değildir. Terli bir hastaya dokunmak durumunda kalıyorsundur. Yani bu işin başka boyutları var. Farkında değil onun hayatıyla. Ha, bazen sorarlar. Çok tıptan örnek verdim bu sefer. Neden bilmiyorum. Hocam, tıp okumak zor mu? Ya adamına göre. Evet. Adamına göre bu işin yaratılmış, gerçekten tıbba uygun bir insan lay lay lom oyun oynar gibi, Erol Evgin dinler gibi. Ay ne kadar şerbet. Tabii canım ya. Tabii adam böyle Erkin Koray'a tadını çıkartık şapırdanarak karıştırıyor sayfaları. Şimdikiler hocam Aleyna Tilki falan diyeceğiz. Erol Evgin, Erkin Koray'a demeyeceğiz. Aleyna Tilki de pek yakıştıramadım doğrusu beyaz önlükte şeye. Ama yani her insanın bir yaratılışı var. İngilizlerin nefis bir sözü var. Bir kere daha önce telaffuz etmiştim burada. Her insan, ama her insan. Bir grup insan değil. Her insan içinde bir müzikle doğar. Ama sadece belli bir kısım insan o müziği hayata yayabilir. Ya kardeşim, illa o tarafa gitmek zorunda değilsin.
İlla hukukçu olmak zorunda değilsin. İlla psikolog olmak zorunda evet. değilsin. İlla annenin istediği bölüme gitmek zorunda değilsin. Evet. Sen önce şuna İçindeki karar ver. İçindeki müziği dinleyeceksin. Sen nasıl bir hayat tarzı istiyorsun? Evet. Ne yaptığın zaman mutlu olacaksın? Arkadaşlar hayati soru bu. Tabii. Gerçekten. Hani Tabii. Bu dönemin en hayati sorusu bu. Ben hani böyle çok üzülüyorum ama çok üzülüyorum. Kan görünce bayılan doktorlarımız var. Hayatında iğne yapmamış doktorlarımız var. Enjeksiyon yapmamış doktorlarımız var. Ya bakıyorsun kendi psikolojisi çok sağlıklı olmayan psikologlarımız var. Çocukları sevmeyen öğretmenlerimiz var. Ama ne korkunç bir şey. O evet. çocuğa da yazık, sana da yazık. Ve hayat kardeşim. Izdırap oluyor. Şimdi ilk ödevimizi belirledik. Hocam da söyledi. Dedi ki önce kendimiz içimizdeki müziği, Tabii. içimizdeki müziğe kulak vereceğiz. Sen nasıl bir hayat tarzı istiyorsun?